13 yaşında evlendirildi. Defalarca şiddet gördü. Kocası yüzüne kezzap döktü. Hayatı karardı. Genç kadın tam anlamıyla dehşeti yaşadı. Çocuklar kucağımdaydı. Buradan tuttu. Olduğu gibi böyle yatırdı. Suratıma döktü. Acımadan planlı bir şekilde kotunun montunun cebinden çıkardı, olduğu gibi döktü. Planlanmıştı ama planı da gerçekleşti. Bir tarafta yavrum kucağımda, bir tarafta yerdeyim. Bir tarafta annemin çığlıkları, bir tarafta yeğenlerimin çığlıkları. Onu döktüğü anne hissettim. Keşke beni öldürseydi. Türkan Durmuş neler yaşadı? Her kelimesinde hayrete düşeceksiniz. Yok işte seni seviyorum, yok seni sayıyorum, yok bana geri dön, yok şöyle böyle. Bari ben bir şey yapmadan, günahım yok, bana iftira ataraktan beni yaktın. Hangi hakla geri bana dön diyorsun, hangi hakla seni seviyorum diyorsun. Çok acılar çektim, çok günler gördüm ama o anı bir dahaki yaşamak istemezdim. Ben istemem. Çok kötüydü. O kişiden de korkmuyorum. Ben korktuk başı o kişi benim üstüme geliyor. O kişiden bu saatten sonra korkmayacağım da korkmuyorum da. 28 yaşında bir anne, gencecik anne ne hallere geldi. El yanık, kol yanık, yüz yanık, göğsüm yanık, ayaklarım yanık. Kezzap döktü, ölümüme kastetti benim. Ben bir anneyim. Ben zor durumdayım. Benim sesimin duyulmasını istiyorum. Artık ölmeyelim ya. O adamın da en ağır cezayı almasını istiyorum. Türkan. Türkan Durmuş çok heyecanlı. Neredeyse kalbim duracak gibi diyor. Hem yaşadıklarını anlatmaktan biraz çekiniyor. Çekiniyor musun? Biraz öyle abla, yani anlatılacak gibi yaşadıklarım değil. Çok ağır şeyler yaşadın. Ağır şeyler yaşadım, hani artık adalet istiyorum ya, adalet. Daha ya. 28 yaşındasın yani. Neler yaşamış 28 yaşına, 28 yıla daha doğrusu, o kadar çok şey sığdırmış ki. Adalet istiyor. Şeref Durmuş şu anda boşanma aşamasında olduğu. Yok, boşanmıyor. Boşanmıyor mu? Boşanmıyor. Adam benden çocuklarımı görebilmem için velayet istiyor. Şimdi bak, baştan başlayalım. Sen Şeref Durmuş'la 13 yaşında tanışıyorsun. 13 yaşında evlendik. Siz kaç kardeşsiniz peki? 8 kardeşik. 8. Hı. Sen normalde Adanalısın. Adanalıyım. Adana'da mı Şeref Durmuş'la? Orada mı tanıştınız? Orada tanıştık. Sen 13 yaşında daha çocuk. Evet. Şeref kaç yaşında? 45-46 yaşlarında. Oo, 45-46 yaşında. Sen 13 yaşındayken... Yok, şu an 46. Ha, şu anda 47 yaşlarında. 47. Kaç 46. yıl peki evli kaldınız? 13 yıl. 13 yıl. Yine çok küçüksün. 13 yaşında Allah aşkına çıkarsanız 30 yaşında 33 falan. Yaşında. 33 yaşında falan o sıralarda. Peki nasıl tanıştın? Seni verdiler mi? Kendi rızan olamaz 13 yaşında. Ya şöyle, hani gördük. Çocukluk hayaliydi. İyi bir şey belledik. Hı. Evlendik. Sonra... Ailen ne iş yapıyor senin? Ailem bir şey yapmaz. Hani çalışırız biz. Öyle, yani pek öyle bir şeyimiz yoktur. Bir mesleğiniz yok ama yok. Çalışıyorsunuz. Evet, çalışıyoruz. İş oldukça işçilik yapıyorsunuz. Şimdi bu evliliğin süresi boyunca asıl olay 2019 yılında senin kocanın, yani Şeref Durmuş'un yüzüne kezzap senin atıyor. Evet. O olayı bana bir anlatır mısın? Nasıl yaşandı? Niye senin yüzüne kezzap attı? Yani? Olayda zaten benim annem kalp hastası. Tamam. Kalp ameliyatı olacaktı. Kendinin kız kardeşi de kalp ameliyatı olacaktı. Tamam. Diğer üçü büyük çocuklarım yanında gitti. Diğer üçü de benim yanımda geldi. Onlar küçük olduğu için. Kaç çocuğunuz var? 6 tane oğlum var. 6 oğlun var? 6 oğlum var. Yani maşallah 13-28, 15 yıla 6 çocuk mu sığdırdın yani? 6 tane oğlum var. 6 oğlum var. Maşallah, hangisi senin yanında? Yasin benim yanımda. Yasin. Peki neden yüzüne kezzap attı? Bunun nedeni olamaz da yani. Neden kıskançtı yani. Böyle kıskançlık da varsın, hiç olmasın. Hı. Kıskançtı böyle yani, her şeye karışırdı. İşte giyinmeme karışırdı, konuşmama karışırdı. Ailemle pek bir diyalog beni kurdurmazdı. Sen evlendikten sonra, 13 yaşında evlendikten sonra 14 yaşında anne oluyorsun. Zaten evlenir evlenmezdi, seni hiç ailenle görüştürmüyor. Yok, görüşmedim. Yaklaşık 10 yıl görüşmedim ailemle. 10 yıl.
10 yıldan sonra görüşmeye başladım. Yani o kadar kıskançtık, seni ailenden de mi kıskanıyordu? Ailemden de kıskanıyordu. Ya bir tavırlar yapıyordu işte, ya ailen şunu yapacak, ailen bunu yapacak. Olur olmaz böyle şeyler yargılıyordu ailem hakkında. Ne yapacak? Aile ne yapabilir ki? Ne yapacak? Oysa annem, canım annem kurban olayım, buradan beni de izliyor, ellerinden öperim. Annem benim en büyük destekçimdir. Annem benim çok arkamda durdu. Allah razı olsun, annemin ömrü uzun olsun. Uzun olsun. Allah uzun ömürler versin annenle sana. Peki baba? Babam da aynı. Babam da aynı. Annem de aynı. Adana'da mı yaşıyorlar onlar? Adana'da. Peki Şeref ne iş yapıyor, Şeref Durmuş? Şeref Durmuş ne iş yapıyor? O da aynı işi yapıyordu yani. Şimdi ne iş yaptığını bilmiyorum. Şimdi ya, iki yıldan beri ayrıyız. Sen şu anda geçimini sokaklarda çöp toplayarak sağlıyorsun. Evet. Doğru mu? İyi. Yani bir şekilde geçimini sağlıyorsun. Bakmak zorunda olduğum bir çocuğum var. Evet, kesinlikle öyle. Mecbur bakacağım o çocuk, çünkü benim evlatım, atsam atılmaz, satsam satılmaz ve geçmiyorum da. Evlatımdan hiçbir zaman geçmem. Hiç, bence de hiçbir zaman hiçbir anne evladından vazgeçmez yani. Peki sevgili Türkan, 2019 yılında yüzün böyle nasıl yandı? Yüzüm nasıl yandı? İşte annemle misafirliğe gitmiştik. İki gruba ayrılmıştık. O diğer Kayseri'ye gitmişti, ben Adana'ya gitmiştim. Tamam. Günün birinde geldi. Hani sonuçta eşimdi. Bilemezdin. Sen ayrılmış mıydın yollara? Yok. Ha. Misafir Allah'tan. Ben annem bile gönderdi. Kendisi kız kardeşinin oraya geldi. Sen 10 yıl sonra anneni görmek istedi. Evet. Tamam. Annem bile gittik. Tamam. Evet. O da kız kardeşine gitti. Tamam. Diğer 3 çocuğu kız kardeşine bırakmış. Hı. Diğer 3'ü de zaten benim yanımdaydı. İşte geldi. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Dedi. O gün bir şey yoktu. Hı hı. Sonra günlerden pazartesi günüydü. Saat 3 civarlarındaydı. Hiç unutmam o günü. Alışverişe gidelim dedi. Olur dedim. İşte Yasin, Bilal, Pusat, erkek kardeşimin çocukları. Hı hı. Ha, bir cıvıl bağ gittik. Erkek kardeşim de var. Çok seviyorum kendini. Ona gelen bana gelsin. Hay canım. O böyle ayrıldık. O erkek kardeşim bu tarafa gitti. Biz böyle markete doğru gittik. Basamağı attım. İkinci basamağı atmadan zaten kucağımda bebeğim de vardı. Döktü zaten. Dökmeye devam ediyordu. Çocuk da var kucakta. Çocuk da var kucağında. Dökmeye devam ediyordu. Dedim hani, daha arkasından bağırdım. Dedim bunu böyle dökeceğin ya, bari öldürseydin ondan daha iyiydi. Acımadan döktü gitti. Hastaneye falan hiçbir yere götürmedi. Hastaneye annem götürdü. Seni öyle o halde bıraktı gitti. Öyle o halde, beni sokağın ortasında çocuklarımla beraber, daha küçük küçüklerdi. Bıraktı gitti beni o halde. Ne anladıysa. Yüzün yandı. Yandım. Üç ameliyat oldum. Yüzüm, göz bölgem, kollarımı bak şuralarım komple, ayak kısımlarım da var. Her tarafım yandı. Şu an ameliyat oluyorum. Ama sen onların hepsini konuşacağız da ben şunu anlamıyorum. Yani sonuçta beraber karı koca, yani 10 yıl boyunca seni ailenle görüştürmemesi çok büyük bir şey yani. Hata, ama aşırı kıskanç olduğunu söylüyorsun. Kıskançtı. Ama yani kıskanç demek bir kadını bu hale getirmeye hiçbir şekilde hakkı yok ki yani. Ne demek kıskançlık? Sonuçta ama beraber karar veriyorsun. Sen annenin yanına gidiyorsun. Çocuklar senin yanında. Ne oldu da bir yani, ama bunu önceden planlamış mı acaba? Önceden zaten planlanmış bir şeydi. Çünkü plastik şişenin içine koymuştu. Hı. Onu da montunun cebine koymuş. Ben son anda fark ettim. O da çok geç oldu. Çıkardı yani, döktü birden. Onu planlanmış. Çünkü neden de planlanmış? Bunu zaten maddeyi Kayseri'den almış gelmiş. Gitmiş bayağı o Kayseri'den alışveriş yapmış. Kayseri'den yani. Madde almış gelmiş. Pantolonun cebine koyduğunda bacaklarına dökülmüş galiba. Nokta nokta olmuş. Pantolda yanık izleri olmuş. Hı hı. Hani bunu da bana söyleyen kendinin yeğeni söylemişti. Dedi dayım böyle böyle bir şey getirdi ama pantolu yanadı demiş. Aki suyu döküldü üstüme. Şüphelenmedin mi o gün peki, işte tavırları, hareketleri? Senle normal nerede karşılaştınız? Yani yolda mı karşılaştınız? Size mi geliyordu? Eve geldi. Annemi babamın elini öptü. Nasılsınız, iyi misin? Şöyle böyle bir gün bir gece kaldı. Hiçbir şey yoktu. Çocukları sevdi. Annemle konuştu. Erkek kardeşimle konuştu. Bir gece kaldı evde. Evet kaldı. Normal sohbet ettiniz. Yemeğin çayınıydı. Sonradan da işte ne bileyim ben, İyiydik yani, gülümşalım bir şeydik. Geçinip gidiyorduk ama ne oldu ne bitti, bir anda planlandı. İşte kasvetti beni. Peki sonrasında cezaevine girmedi mi? Cezaevine girdi. Adalet. Üç ay yattı, üç ay avukatım yok diye adamın ailesi avukat tuttu kendine. 5 milyara. Benim neyim vardı, hiçbir şeyim yoktu. Bir garibanım vardı.
Yani şöyle delil, tam serbest bırakılmasının nedeni ne? Tam kadın savcıya çıktı. Aha. Bir mahkemede beraat dedi. Kadın savcı da bana baktı. Beraat mı beraat dedi mi? Yoksa tahliye mi etti? Tahliye etti. Tahliye ettiyse daha dava sonuçlanmamış demektir yani. Yok, daha sürüyor iki seneden belli dışarıda. Yani delil yetersizliğinden, yeterli delil olmamaktan beraat etmiş. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Yani sevgili hakimlerimize, savcılarımıza sesleniyorum. Ben yani, kadının yüzüne baktığımda, Türkiye'nin yüzüne baktığımda bütün delili görüyorum. Çıktım. Allah aşkına siz Türkiye'nin yüzüne bakın. Çıktım, çıkmadığım yer kalmadı. İnsan yok. Görmüyor musun yüzünü halde? Ha? Yani böyle bir şey var mı? Daha yine yüzüm güzel. Evet, güzel işte değil mi? Deniz, kadını hayatta mahvolmuş. Hakime çıktım işte da yüzümde gözümde kanlar akıyordu. Gözümün zaten böyle dışarıdaydı gözüm. Yüzüm gözüm kanlar içinde akıyordu yani. Hakime çıktım. Hakim benim halim bu. Karar senin. Sen peki tam olarak ne istiyorsun? Tam olarak beni bundan bir an boşanmıyor beni. Boşanmak istiyorum. Bir seneden beri mahkemem sürüyor. Sen çocuğunu da çok özlüyorsun, çocuklarını. Çocuğumu çok özlüyorum. Havale geçirin. Bir tane bebeğim var. Havale mi geçirmiş? Çok havale geçiriyor. Onun yanında mı şu anda? Onun Şerefin yanında. Mi? Sadece göremiyorum. Konuşturuyor da nasıl konuşturuyor? Onda karşılık, hani karşılık veriyorum. Nasıl karşılık veriyorum? Yasin'i vereceğim ümidiyle benimle konuşturuyor. Şimdi bir çocuğunla ilgili bir klip yapmışsın. Onu bir izleyelim. Hangisi olduğunu ben de sen bize söylersin. Bir gelsin ekranlara ya.